Merhaba, ben YouVizyon'dan Erdem. Bu videoda yine trigonometrik bir integralin nasıl hesaplayacağımızı göreceğiz. Bakalım, sinüs üzeri 4x çarpı kosinüs kare x'in integrali nedir diyor. Nasıl yapalım? Şimdi gördüğünüz gibi ifade çok kalabalık. Ve sinüs kare x artı kosinüs kare x eşittir 1 eşitliğinde işte kosinüs kare x yerine 1 eksi sinüs kare x yazdığımızda gördüğünüz gibi hem sinüs üzeri 4x geliyor hem sinüs üzeri 6x geliyor. Bu da iki tane uzun integrali hesaplamak anlamına geliyor. Ve üstleri de yüksek, gördüğünüz gibi 6 ve 4. O yüzden bu soruda başka bir bildiğimiz eşitliği kullanmamız gerekiyor. Bunda da kullanacağımız eşitlik yarımaçı eşitlikleri. Bunlar neydi ve hangisini kullanacağız? Şimdi sinüsünkü bildiğiniz gibi çarpım durumunda oluyordu. Mesela sinüs 2 teta neydi? 2 sinüs teta kosinüs tetaydı. Burada biz integralde çarpımı çok sevmeyiz. Daha çok toplam çıkarma severiz. O yüzden kosinüs yarımaçı formüllerine bakıyoruz. Şimdi kosinüs 2 teta neydi? 2 kosinüs kare teta eksi 1 kosinüs 2 teta yapıyordu, değil mi? Kosinüs 2 teta'yı başka bir cinsten de ifade edebiliyorduk. O da neydi? Sinüs cinsinden de. 1 eksi 2 sinüs kare teta. Şimdi gördüğünüz gibi sinüs kare teta ve kosinüs kare teta bizim integralimizde var zaten. O yüzden bunları yalnız bırakıp integralde yerlerine onları koyacağız. Yalnız bıraktığımız hallerinin onları koyacağız. Bakalım. Yani kosinüs kare teta neymiş, şu eşitlikten ne geliyor? İşte karşıya atıp bölme yaptığımızda şu ifade geliyor. Burada sinüs kare teta ne geliyor? 1 eksi kosinüs 2 teta bölü 2 geliyor. Şimdi gördüğünüz gibi kare ifade üzeri 1'e düştü burada ve burada da aynı şekilde. O yüzden bu eşitlik bize integrali kolaylaştıracak eşitlikler olduğunu görüyoruz. O zaman kosinüs kare yerine şu ifade, sinüs kare yerine de şu ifadeyi yazayım. İntegral. Şimdi şu sinüs karenin karesi. O yüzden şu ifadenin karesini alacağız burada da. 1 eksi kosinüs 2 teta bölü 2'nin karesi. Çarpı şu ifade, değil mi? Kosinüs 2x artı 1 bölü 2 çarpı dx. Bizim integralde değişken x olduğu için tetaları x yaparak yazmamız gerekiyor. Şurada hatta yazmayı unuttum. Burası x olacak. Şu kareyi açmaktan başka yapacağımız bir şey yok şu anda. Mecburen açmamız gerekiyor. Şurada büyük köşeli parantezde açalım. Neydi? Birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpının iki katı çarpı ikincinin karesi, değil mi? 1 eksi 2 çarpı kosinüs 2x artı kosinüs kare 2x bölü 4 çarpı kosinüs 2x artı 1 bölü 2 çarpı dx. İntegralde ne seviyorduk? Çarpmadansa toplama çıkarmayı. Bu çarpmayı gerçekleştirirsek gördüğünüz gibi bir sürü çarpma toplama gelecek ve bir sürü integrali bulacağız. O yüzden dağıtıyoruz içeri. İntegral şöyle. Hepsini teker teker şöyle dağıtıyorum. Sırayla yazıyorum. Kosinüs 2x artı 1. Eksi 2 çarpı kosinüs 2x. Kosinüs 2x ne yapar? Kosinüs kare 2x. Eksi 2 çarpı kosinüs 2x. Şunu yapıyorum şimdi. Kosinüs küp 2x artı kosinüs kare 2x çarpı dx ve bölü 4 kere 2, 8. Şimdi burada sadeleştirme yapabileceğimiz yerler var mı? Var. Siz de görmüşsünüzdür. Şu kosinüs 2x ile şuradaki eksi 2 kosinüs 2x gider ve şurada bir tane kalır, değil mi? Bir tane kaldı. Şuradaki kareyle de buradaki karenin biri gider ve burada da bir tane kalır. Başka da sadeleştirme yapabileceğimiz ifade yok. Şimdi yeni integralin yeni halini buraya yazacağım ve bu bölü 8'i integral dışına atıyorum. 1 bölü 8 çarpı integral ne kaldı? 1 kalmıştı. 1. Şurada ne kalmıştı? Kosinüs kare 2x kalmıştı. Eksi kosinüs kare 2x. Şurada ne kalmıştı? Bir tane kosinüs 2x eksi kosinüs 2x. Şurada ne kalmıştı? Kosinüs küp 2x kalmıştı. Ve hepsi çarpı tabii ki de dx. Şimdi gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane farklı integrali teker teker hesaplamak kaldı. Bu integraller de aslında basit şuna oranla. O zaman hepsini hesaplamaya çalışalım. Hepsini teker teker yazıyorum. Ayrı ayrı hesaplayacağız. İlk integral ne? 1 çarpı dx, değil mi? İkinci integral ne? Kosinüs kare 2x çarpı dx. İşaretlerini yazmıyorum başına. Önemli değil şu an. Üçüncü integral ne? Kosinüs 2x çarpı dx. Ve dördüncü integralde kosinüs küp 2x çarpı dx, sizden de gördüğü gibi. Şimdi birinciyi yapalım. Bir integraline tabii ki x artı c1. Birinci sabit olarak yazdığımızı düşünelim. Şunu bu videoda yapmayacağım. Basit bir integral. Burada uygulayacağınız yöntem şu. Kosinüs kare 2x yerine kosinüs kare 2x yerine kosinüs 4x artı 1 bölü 2 yazıp o integrali sonuçlandırmak sadece. Bir önceki videoda zaten kosinüs küp 2x yaptığım için hemen hemen benzer. Siz kendiniz yapabilirsiniz. Ben sadece sonucu yazacağım şu an. Bu integralin sonucunu. O da şu. X bölü 2 artı sinüs 2x bölü 4. Ve tabii ki bir tane sabiti vardır. Şu integralin sonucu ne? O da tabii ki sinüs 2x bölü nedir? 2 ve bir tane sabit. Bu integrali zaten önceki videoda hesaplamıştım. Hatırlarsınız veya bu videoyu izliyorsanız bir önceki videoya bakabilirsiniz. Bunun integralini nasıl hesapladığımız için. Onun sonucu neydi? 1 bölü 2 çarpı sinüs 2x eksi 1 bölü 6 çarpı sinüs küp 2x artı c4. Gördüğünüz gibi 4 tane integrali basitçe sonuçlandırdık. Şunu tek başına sonuçlandırmaktansa yapmamız gereken ne? İşte bunun işareti artı, bununki eksi, bununki eksi, bununki artı. Bunları toplayıp çıkarmak ve 8'e bölmek en sonunda. Bunu yapmayacağım. Gerek yok. Asıl önemli olan nasıl yapacağımızı görmekti zaten. Şunun başına bir eksi koyup hepsini alt alta toplarsanız şu integrali verir zaten ve 8'e böleceğiz. Bu kadar basitti. Teşekkürler izlediğiniz için.